düşünce tembelliği insanlarda ne gibi tahribatlara yol açar? Mutsuz olur. Yakışıklı mı bir kere akıllı olamaz. Derin düşünemez. İlk neşeye vurur o. İnsan neşesi gider. Sevinci gider. Muhakeme yargısı bozulur. Alıklaşır. Akli dengeye zarar gelmeye başlar. Dolayısıyla Allah'la yakınlık sürekli keskin. Allah'la sevgi bağını muhafaza ve Allah'a sürekli hüsnü zan, akılda istikameti tam doğru tutturmayı sağlar. İnşallah. Dümdüz gidersin, sağlam. Ama sağlam giderken tabii imtihan olmayacağını bir şey yok. Şimdi zannediyor ki, ben Allah'ı seversem, düşünürsem hiçbir zorlukla karşılaşmam. Yok öyle şey. Olur mu? Sen imtihan olduğuna göre en zor ortamlarda peygamberler oluyor. Veliler oluyor. Yani Allah'ı sevmek demek, zorluğun kalkması demek değildir. Mesela Hazreti Hamza'yı Cenab-ı Allah seviyor ama şehit olarak alıyor onu. Hazreti Ali'yi seviyor, şehit olarak alıyor. Hazreti Zekeriya 300 yaşındaydı şehit olduğunda. 300 yaşında. Testereyle kestiler vücudunu ortadan. Allah'tan başka baki olan yok. Allah'tan başka baki olan yok. Allahümme entel baki, Allahümme entel baki diye dua etti. Ve şehit oldu. Allah onun mübareğin canını yatakta da alırdı. Ama şehadeti ona uygun görürdü. Ve durduk yere belki ömründe aldığı sevabın 1 milyon mislini daha aldı. Çünkü orada tevekkülü diyor ya, Allah'a bağlılığı mükemmel. Şimdi testere kesmeye başlıyor. Allahümme entel baki, Allahümme entel baki. Hiç fütur yok. Şerefle o güzel canını cennette Cenab-ı Allah ağırlamış oluyor.